Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce 5000 TL ile Anadolu Hayat yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay 500 bir TL'lik birikimlerle bir hissemizden almayı devam etmiş olsaydık bizlere ne kadar getir sağlardı, verdiği temettü ne kadar olurdu, hissemizin kar oranı yüzde kaç olurdu beraber bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada videolarımızı ben aylık olarak almış gibi hesaplamıyorum arkadaşlar. Aylık 5'er TL biriktirip Yıllık olarak topluyorum. Çünkü alımları aylık olarak yaptığımız arkadaşlar. Çok uzun bir video olacağı için e, ben bunları topla alıyormuşum gibi hesaplıyorum. Siz bunları aylık olarak alırsanız yatırımınızın kar oranı daha yüksek olacaktır. Ben burada her yıl için 12 adet alım hesaplarsam 120 adet veri giriş olacağı için e, videomuz bayağı uzun olacaktır. Çok uzun olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz yine aylık olarak da hesaplayabilirim. Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz o şekilde videolarımıza Devam edelim arkadaşlar. başlangıç paramız her zamanki 5000 TL ve aylık birikim tutarlarımız 5'er üst TL biriktirdiğimiz varsayıyoruz ve yılda 6000 TL yapıyor. Geldik 2013 yılında hisse fiyatımızın 4 lira 34 kuruş olduğunu görüyoruz. Bununla 1100 adet lot alabiliyoruz. Her temettü miktarına baktığımızda 0.113 TL'lik bir temettü vermiş bizlere. Bu da 130 TL'lik temettü yapıyor. 30 adet daha lot alarak hissemize ekliyoruz. 2013 yılında arkadaşlar Anadolu'ya 16.66'lık bir bedelsiz sermaye artırımına gitmiş. Bununla da bizlere 196 adet daha lot vererek bir senede 400 lot'a ulaşmış oluyoruz. 2014 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 5 lira 28 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve bununla da yine 1136 adet lot alabiliyoruz. Verdiği temettü miktarı ise 0.121 TL'lik bir temettü vermiş bizlere. Bu da 304 TL temettü getirisi yapıyor arkadaşlar. Ve 2014 yılında arkadaşlar ayrıca 8.57'lik bir bedel sermaye artırma etmiş şirketimiz. Bu da 220 adet daha lot yapıyor. Ve 2 senede 2800 lota ulaşmış olduk. 2015 yılında baktığımızda 5 lira 14 kuruşa düşüyor hissemiz. Bununla 1167 adet lot alabiliyoruz. Verdiği temettü miktarı ise 0.134 TL bir temettü vermiş. Bununla da yine 530 TL'lik üzere temettü getirisi sağlıyor. 2015 yılında da yine şirketimiz 7.89 yani %8'lik bir bedelsiz, sermaye artırımına gitmiş. Buradan da bizlere 320 lot veriyor. Toplam 3 senede 4300 lotumuz oldu arkadaşlar. 2016 yılına baktığımızda hisse fiyatının 5 lira 90 TL kuruşa çıktığını görüyoruz. 1017 adet, 1017 adet lot alıyoruz. Verdiği temettü miktarı ise 0.207 kuruş arkadaşlar. Bizlere temettü vermiş. Bu da 1118 TL'lik temettü getirisi sağlıyor. Ve 190 adet daha lot alarak bunu hissemize geri yatırıyoruz. Bu şekilde de bileşik getirden faydalanmış oluyoruz. Bedel sermaye oranına baktığımızda 2016 yılında 4.88 olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 272 adet daha lot veriyor arkadaşlar. 4 senede yaklaşık 6000 lota ulaşmış olduk. 2017 yılına baktığımızda hisse fiyatının 4.85 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve verdiği temettü miktarı 0.276 kuruş. Bizlere temettü vermiş bu da 2000 TL'lik yaklaşık 2000 TL'lik temettü getirisi sağlıyor. Şirketimiz 2017 yılından sonra herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye bana gitmemiş arkadaşlar. 2018 yılında baktığımızda 8 lira 08 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bakın 4 liradan 8'e çıkıyor. Şurada stabil gitmesi bizler için çok iyi oldu. Çünkü lotlarımızı bayağı artırmış olduk arkadaşlar. Eğer hissemiz burada 8'e çıkmış olsaydı, bu almış olduğumuz lotlar ve biriktirdiğimiz toplam lot sayımız daha düşük olacağı için şirketin fiyatı arttığında bizlere kar oranı daha olacaktır. 2018 yılındaki temettü miktarına baktığımızda 0.336 kuruşluk bir temettü vermiş. Bu da 2700 liralık temettü getirisi sağlıyor bizlere. 2019 yılına geldiğimizde 5 lira 79 kuruşa düşmüş. 0.257 kuruşluk temettü vermiş bizlere. Bu da 2400 liralık temettü yapıyor arkadaşlar. Bakın şurada hissenin fiyatı düşmüş. Eğer biz burada kısa vade olarak 8 lirada aldığımızda 3-5 ay bekleyip satsaydık hissemizin fiyatı düştüğü için zarar edecektik arkadaşlar. O yüzden zarar etmemek için borsada veya yatırım yapması olduğumuz yatırım araçlarında zarar etmemek için uzun vade beklemek ve şirketlerin güvenilir olması çok çok önemli. 740 lot yerine artık hisse fiyatı düştüğü için 1030 lot alabiliyoruz. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir fırsat. Devam edelim. 2020 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 6 lira 87 kuruşa çıktığını görüyoruz. 0.553 kuruştuk. bizlere temettü vermiş. Bu da 6.000. 400 bu da 6040 liralık bizlere üzere temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Bunun adı 880 adet daha lot alarak hissemize gerekliyoruz. 2021 yılına baktığımızda 8 lira 92 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 670 adet daha lot alabiliyoruz. Verdi temettü miktarı 0.711 kuruş ve bununla da 8870 TL'lik temettü veriyor ve bununla da yaklaşık 1000 adet daha lot alarak hissemize gereklediğimizde 9 senede 13500 lota ulaşmış olduk. 2022 yılının başına geldiğimiz 12 lira 13 kuruşa çıktığını görüyoruz. Size fiyatımızın 500 adet daha lot alabiliyoruz. Verdi temettü miktarı ise bu sene arkadaşlar 0.92 kuruşluk bir temettü verdi. Bu da bizlere 12.000 TL bir temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar ve 1000 lot daha alıp sistemimize geri yatırabiliyoruz. Hissemizin şu anki fiyatına baktığımızda 13 lira 51 kuruş olduğunu görüyoruz. Genel olarak baktığımızda 10 senede 15.000 lota ulaşmış olacaktık arkadaşlar minimum. 60 bin TL, 59 bin TL para yatırdı, 40 bin TL yakın temettü getirisi sağladı bizlere ve 203 bin TL şu anki hissemizin ederi yani temettü hariç şirketimizin bizlere kar oranı yüzde 344 yani paramızı 3.5 katına çıkartmış oluyorduk. Artı bir de 40 bin TL'lik temettü vermiş oluyordu arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. Sizlerin de incelememi istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz Elimden geldiğince o hisseler de sizler için incelerim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.